Arkadaşlar merhaba. Üsküp Eğitim Kurumları'nın 7. sınıflar için hazırlamış olduğu videoyu dinlemektesiniz şu an. Türkçe anlatım bozuklukları konusuyla yine karşınızdayız. Geçen hafta anlatım bozukluklarına giriş yapmıştık. Hatta bitirmiştik. Gerekli notları aldığınızı düşünüyorum. Bugün de tekrardan anlatım bozukluklarının bir konu tekrarını yapacağız. Ardından onunla alakalı bir takım sorular, örnekler göreceğiz. Ondan sonra da ben istedim ki eski konularımıza da bir geri dönüş sağlayalım. Onları da bir hatırlayalım. Ardından da videomuzu bitireceğiz. Zaten çok uzun sürmeyecek. Şimdi biz geçen hafta anlatım bozukluklarının anlamsal kısmını görmüştük. Anlama dayalı anlatım bozuklukları da deniyor bunu arkadaşlar. Nelerdi bunlar? Gereksiz sözcük kullanılması, sözcüğün yanlış anlamda kullanılması, deyimin yanlış anlamda kullanılması, mantık ve sıralama hatası, sözcüğün yanlış yerde kullanılması, anlamca çelişen sözcüklerin beraber kullanılması ve anlam belirsizliği. 7 tane başlık görmüştük geçen hafta. Şimdi bu hafta bunları biraz daha örnekler üzerinden hatırlayacağız arkadaşlar. Konu tekrarlarınızı yapmamış olmanız gerekiyor şu an için. O yüzden lütfen konu tekrarını yapmadıysanız bir kere oturup bir defterinizi baştan açın derim. Tanımları bir kere gördükten sonra bu videoya geri dönmenizi tavsiye ederim. Arkadaşlar ilerliyorum ben şimdi. Dediğim gibi örnekler üzerinden gideceğiz daha çok bu hafta. Ve şunu sizden istiyorum. Lütfen durdurun. Ardından bir bakın. Cümleleri bir kendiniz inceleyin. Hangi başlığa giriyor? Hangi başlıktaki anlatım bozukluğu olabilir? Bir kendiniz tahminde bulun önce. Cümle içerisindeki bozukluğu kendiniz keşfedin. Ardından beni dinleyin. Bakalım doğru bulmuş musunuz, bulmamış mısınız? Diyor ki, geçen hafta kaybolan annemin yüzüğü bulundu. Geçen hafta kaybolan annemin yüzüğü. Şimdi arkadaşlar, annem mi geçen hafta kaybolmuş yoksa yüzük mü kaybolmuş? Yüzük kaybolmuş değil mi? Geçen hafta kaybolan annem değil, yüzüktür. Ne demem gerekiyordu benim? Annemin geçen hafta kaybolan yüzüğü bulundu demem gerekiyordu. Demek ki şurada sözcükler ne olmuş arkadaşlar? Yanlış yerde kullanılmış. Ben cümleden sözcük atacak mıyım? Hayır. Cümleden sözcük atmıyorum. Sadece ne yapıyorum arkadaşlar? Cümlede sözcüklerin yerini değiştiriyorum. O zaman ne oluyor? Sözcüğün yanlış yerde kullanılması yapılmış arkadaşlar. Sözcüğün yeri değişecek sadece. Şu elbiseyi çok beğendim. Ücreti ne kadar acaba? Arkadaşlar, elbisenin ücreti olmaz. Elbisenin neyi olur? Fiyatı olur. O zaman ben bu sözcüğü kaldırıp yerine ne yapıyorum? Yeni bir sözcük getiriyorum. Bak bu sefer ben cümleden bu sözcüğü attım. Yani sözcük yanlış yerde falan kullanılmamış. Tamamıyla çıkardım. Ne diyeceğim o zaman arkadaşlar? Tamamıyla çıkarıp yeni bir sözcük getiriyorsam sözcüğün yanlış anlamda kullanılması diyorum arkadaşlar. Kulağını alçak sesle bir şeyler fısıldadı. Alçak sesle fısıldadı diyor. Fısıldamak nasıl olur arkadaşlar? Fısıldamak yüksek sesle yapılır mı? Hayır. Fısıldamak zaten alçak sesle yapılan bir şeydir. O zaman benim ekstra burada alçak sesle dememe gerek yoktu. Bakın ne dedim? Gerek yoktu. Demek ki ben burada gereksiz sözcük kullanımı yapmışım ve hatada gereksiz sözcük kullanımı. İlerledim. Herhalde zamanında gitmiş olsaydık formları mutlaka verirdik. Bak şimdi mutlaka diyor. Bir de ne diyor? Herhalde diyor. Şimdi arkadaşlar herhalde kesinlik mi bildiriyor? Hayır. Herhalde. Herhalde dediğim şeyde bir ihtimal anlamı da var. Kesin değildir. Ama mutlaka kesinlik anlamı taşır. O zaman ben burada herhalde diyerek, burada da mutlaka diyerek birbiriyle çelişen anlamları bir cümlenin içerisinde kullanmışım. O zaman arkadaşlar ben burada çelişen sözcükleri bir arada kullanmışım. Hata da bu. Herhalde zamanında gitmiş olsaydık aynı cümle iki tane olmuş.
O zaman bunu geçiyoruz. Bir alttakine bakıyoruz. Takılarını kutunun içine koydum diyor. Takılarını kutunun içine koydum. Şimdi arkadaşlar bazen zamirlerin eksikliği bana anlatım bozukluğu oluştururdu. Bu zamirler genellikle sen ve o oluyordu. Senin, onun. Cümleyi oku. Senin takılarını kutunun içine koydum. Mantıklı. Onun takılarını kutunun içine koydum. Bu da mantıklı. O zaman arkadaşlar ikisi de olduğuna göre ben ne diyeceğim? Burada bir anlam belirsizliği vardır. Benim kesin bir kararım yok. Senin takıların mı, onun takıları mı? O yüzden ben buna anlam belirsizliği diyorum. Arkadaşım gördüklerini, duyduklarını gizli bir sırmış gibi yavaşça kulağıma fısıldadı. Arkadaşlar gene burada fısıldamak ve ne var? Gizli ve sır var. Fısıldamak bir öncekindeydi. Zaten sır dediğim şey nedir? Gizlidir. Gizli olan bir şey değil midir sır, değil mi? İki insan arasında kaldığı düşünülür. O zaman arkadaşlar ben burada sır kelimesini kullanıyorsam gizliyi kullanmayacağım. Hiç gerek yok. Direkt diyeceğim ki arkadaşım gördüklerini, duyduklarını bir sırmış gibi yavaşça kulağıma fısıldadı. Gizliye gerek yoktu. Demek ki burada gereksiz sözcük kullanımı vardır. Annesinin geldiğini öğrenince sevinçten etekleri tutuşmuştu. Şimdi etekleri tutuşmak nedir? Çok telaş yapmaktır. Değil mi? Bir anda böyle paniklemek, korku. Ama şimdi sevinç diyor burada. Sevinç dediğine göre burada etekleri tutuşmaz. Muhtemelen daha olumlu bir durum. Nedir? Etekleri zil çalar. Demek ki ben burada ne yapmışım arkadaşlar? Bir deyim hatası yapmışım. Biliyorsunuz bazen deyimler cümlenin anlamına uygun bir şekilde verilmezdi. Bu bir deyim hatasına sebep olurdu. Veya bazen de deyimlerin bu kalıplaşmış sözcükleri değiştirilirdi. Ne olabilirdi mesela? Göz koymak demezdi de kulak koymak derdi. Atıyorum. Burada ne yapmıştı? Kalıplaşmış olan bir kelimeyi değiştirmişti. Bu da bir deyim hatasıdır. Aynı şekilde bu cümlede gördüğünüz gibi cümlenin genel anlamına uygun bir deyim kullanmamak da yine deyim hatası olarak kabul edilir. İki ihtimal var yani burada. Beyin zarı iltihapları iyi tedavi edilmezse ölüme hatta sara nöbetlerine yol açabilir. Ölüme hatta sara nöbetlerine. Öldükten sonra sara nöbeti geçirme ihtimali sanmıyorum. Yoktur. O zaman ne yapmam gerekiyor arkadaşlar? Burada bir mantık, bir sıralama hatası yapılmış. Mantıksız bir şey çünkü, değil mi? Öldükten sonra sara nöbeti geçirilmez. O yüzden arkadaşlar ben de bu cümleye diyorum ki mantık, sıralama hatası. Öğretmenimiz konuyu ayrıntılı olarak özetledi. Ayrıntı ve özet. Arkadaşlar özet nasıl yapılır? Özet çok ayrıntılı bir şey midir? Hayır. Özet ana hatlarıyla, değil mi? Bir konunun üzerinden geçmektir. Ama ayrıntı çok daha teferruat, daha fazla bilgi. O zaman arkadaşlar ben burada özetle ayrıntı kelimesini bir arada çeliştiğini görüyorum. Biri artıysa biri eksi, değil mi? Birbiriyle zıt kutuplar. Zıt kutuplar aynı cümlede kullanıldıysa çelişen sözcüklerin bir arada kullanılması anlatım bozukluğuna sebep olmuştur derim. Bu tür bilimsel çalışmalar dilimizin zenginleşmesine neden olacak. Ne var sizce arkadaşlar burada? Ne batıyor benim gözüme? Bilimsel çalışmalar dilimizin zenginleşmesine neden olacak diyor. Bak neden olacak? Neden olmak olumlu bir şey mi? Olumsuz bir şey mi? Değil mi? Sen buna neden oldun, sebep oldun. Kötü bir şey bu. O zaman bu olumsuz bir durumu ifade eder. Şimdi neden olmak olumsuz bir şeyken cümlenin yüklemi, ana yargısı, dilimizin zenginleşmesi nasıl bir şey? Çok olumlu bir şey, güzel bir durum. O zaman benim burada neden olmak sözcüğü yerine sağlamak sözcüğünü kullanmam daha mantıklı değil midir? Cümleyi daha güzel yapar değil mi? Bak ne yaptım? Bütün bir deyimi attım, yerine yeni bir kelime getirdim. Kelimeyi cümleden atıp yerine yeni bir kelime getiriyorsam ne oluyor arkadaşlar? Burada sözcük yanlış anlamda kullanılmış oluyor. Sözcüğün yanlış anlamda kullanılması diyorum buna. Sözcüğün yanlış anlamda kullanılması.
Ankara'ya giderken arabayı 1 saat süreyle ben kullandım. 1 saat ve süre demiş. Arkadaşlar zaten 1 saat bir süreyi ifade etmez mi? Evet. E gerek var mı benim 1 saat demişken tekrar üstüne süre kelimesini kullanmama? Gerek yok. Bakın ikisi de artı gibi düşünün bunu. Yani bu da artı, bu da artı. İkisi de aynı anlama geliyor. Bunun gibi biri başka bir kutup, biri başka bir kutup değil. Çelişmiyor. Burada ikisi de aynı yola çıkıyor. O zaman ikisi de aynı yola çıktıysa ben diyorum ki gereksiz sözcük kullanımı. İlerledim. Şimdi arkadaşlar şurayı tekrar geri geleyim. Burada ne yaptım? Yaklaşık 10-12 tane cümle vardı. Bu cümleler üstünden anlatım bozukluğu başlıklarının bir kere daha ne yaptık? Üzerinden geçmiş olduk. Başlıklar bunlardı. Arkadaşlar dediğim gibi bu 7. sınıfın son konusu. Arkadaşlar burada ne yapıyorum ben? 8. sınıfa bir hazırlık yapıyorum aslında. 8. sınıfta farklı bir türünü göreceğiz anlatım bozukluğunun. Artık 7'de de göstermeye başladık. Siz lütfen bunları, bu başlıkları çok güzel öğrenin. Notlarınızı alın. Ben sizden yine şunu rica ediyorum. Başlıkları yazmayın. Fakat şu örnekleri defterinize geçirin. Bakın bir tanesi fazladan da 11 tane cümle var. Bu 11 cümleyi geçirin. Yanına da gene kendiniz bir kere oturun, altlarını çizin. Ne hata var, ne var. Yanlarına parantez içinde hangi yanlışlık olduğunu tekrardan yazın. Sizden birinci olarak bunu istiyorum. Bunu geçtik. Anlatım bozukluğu bu şekilde. Üstüne ekstra yapabileceğimiz çok bir şey yok. Tabii ki ödev vereceğim. O ödevleri de yapacaksınız inşallah soru bankasından. Şimdi ben şunu düşündüm. Fiilde yapının bir kere üstünden geçelim. En son nasıl kalmıştık? Anlatım bozukluğuna zaten okulda çok fazla geçen arkadaşınız yoktu. Genellikle ya fiilde yapıda kalmıştınız ya da ek fiilde kalmıştınız. Ben bir kere daha şunlarımı üstünden geçeyim. Hem okullarında yapıda kalanlar bir hatırlamış olsun hem de ek fiilde kalanlar bir hatırlamış olsun. Bakalım neydi fiilde yapı? Arkadaşlar fiilde yapı dediğim şey, yapı kelimesi zaten bana her zaman neyi hatırlatmalıydı? Basit, türemiş ve birleşik olma özelliklerini hatırlatacaktı. Basit fiiller. Ben 6. sınıfta basit isimleri görmüştüm. Türemiş isimleri, birleşik isimleri. Gene aynı mantıkla gidiyordum. Basit dediğim şey her zaman yapım eki almamış olanlar. Bu sefer neyi de basitlik arıyorum ama fiilde arıyorum. Maçları yürek çarpıntılarıyla dinlerdi radyodan. Bu cümledeki ana yargı dinlerdi. Dinlerdi diyor arkadaşlar. Bakın burada ne var? Dinle fiil kökü. R var, hep anlamına geliyor geniş zaman. Bir de D var. D de arkadaşlar bak bir tane geniş zaman var. Bir de üstüne gene bir kipe benzer bir şey çıkmış. Ben buna ne diyordum? Ek fiil diyordum. Cümlede, kelimede ek fiil kullanılması onu asla türemiş yapmazdı. İkisi de çekim eki görevinde. O yüzden ben burada şu kısımda herhangi bir yapım ekine rastlamadığımdan dolayı bu cümleye diyorum ki bu kelimeye basit. Alta geldim. Bir yıllık emeğinin karşılığını öbek öbek yığmıştı. Yığmıştı. Bakın gene yığmak, mış var. Bir de tığ var. Tığ olmasa da mesela yığmış kelimesi bile olsa yine ne olacak arkadaşlar? Basit olacak. Şu kısma odaklanacaksınız zaten. Şuradan önce yani bu zaman ekinden önceki kısım fiil kökü veya gövdesinde var mı yok mu? Türemiş yapım eki ona bakıyorum. Bu kısımda da olmadığına göre diyeceğim ki ben buna basit. Eski kitaplarını gözden geçirir, onlara eklemeler yapardı. Yap, fiil kök. Bak burada hiçbir şey yok. Ar geniş zaman, dı da ek fiil yine. O yüzden arkadaşlar şurada kökte, gövde vesaire herhangi bir yapım eki söz konusu değil. Burada gösterdiklerimin hepsi birer basit fiil. Türemişlere geldim. İsim ya da fiil soylu. Bak isim ya da fiil soylu diyor. Bu sefer isim de olabilirim. Burada öyle bir durum yoktu ama burada var. Çünkü arkadaşlar benim yapım eklerimden bazılarının görevi neydi? İsimden fiil yapan yapım eki olmalarıydı. Demek ki ben ne yaparım? İsimden fiil yapan yapım eki olarak bir fiile dönüşebilirim. Yapım eki aldığım için de zaten ne olurum? Türemiş fiil olurum. Hemen bakalım. Gözle demiş. Gözlemek diyebiliyorum. Kök ne?
göz. Gözmek diyemezken L ekini aldıktan sonra gözlemek diyebiliyorum. O zaman arkadaşlar L eki bir yapım ekidir ve gözle bir türemiş fiildir. Okut. Okutun kökü oku. T nedir? Benim T diye bir yapım ekim var değil mi? Okutmak, başkasına yaptırma anlamı katıyor. O zaman ben burada T'ye de yapım eki dediğim için türemiş fiil oldum. Taşla. Taşlanın kökü taş. Arkadaşlar buradaki taşmak hani bu süt pişer taşar o anlamda değil değil mi? Taşlamak birilerini. Bu sert kaya cisim. O bir isimdir. O zaman bu isim kök la ekini alarak taşlamak haline gelmiş. Fiile dönüşmüş. Yapım eki. Çocuklaş. Çocuklaşın kökü çocuk isim. Çocukmak diyemezken çocuklaşmak diyebiliyorum. Yani ben isimden neye dönüştüm? Fiile dönüştüm. Böylelikle bir yapım eki aldım ve ne oldum? Türedim. Aynı şekilde gülümse de gülmekten gülümsemek, bozuşmak da bozmaktan bozuşmak şeklinde birer türemiş fiildir. Şimdi bu cümlelerin hemen altını çiziyorum. Mevsim mevsim, saat saat İstanbul'u izlemiş. Kök iz, izden izlemek. Hani iz aramak vardır ya, ondan geliyor işte izlemek. Sanat adamları her ortamda gerektiği kadar alkışlandı. Alkış, alkıştan alkışlamak, alkışlamaktan alkışlanmak. Bak iki tane yapım eki var. Dostlarını her zaman baş köşeye oturtuyordu. Oturmaktan oturtmak. Aynı biraz önceki oku muhabbeti. Okudan okutmak gibi. Oturmaktan oturtmak. Şu zaten nedir? Şimdiki zamandaki. Şu da ek fiil. Bu T ne olacak arkadaşlar? Boşlukta kalan yapım eki. Büyük şairin şiir dünyasını sözcük sözcük çözümler. Çözümler, yüklem, çözmek, kök. Çözmekten çözümlemek. Burada nedir arkadaşlar? Bir yapım ekidir. Sakın buradaki ümü, bu iyelik eki değil mi? Im, im, um, üm olabiliyordu. Ona benzetmeyin. İyelik ekleri isme gelir. Burada fiil olduğuna göre şu çöz. Demek ki bu da nedir arkadaşlar? Fiilden fiil yapan bir yapım ekidir. İlerledim. Şimdi geldim arkadaşlar. Neye? Birleşik fiillere. Yardımcı fiili oluşturulan birleşik fiiller demişim. Hatırlarsanız birleşik fiiller kendi içinde üçe ayrılırdı. Yardımcı fiili oluşanlar, anlamca kaynaşmışlar ve kurallar olmak üzere üç başlığa ayrılırlardı. İlk önce yardımcı eylemle oluşturulanlara bakalım. Yardımcı eylemlerim nelerdi? Et, eyle, ol ve kıl. Değil mi? Bunları sürekli tekrar ediyorduk. Dediğim anda hemen söylüyordunuz. Et, eyle, ol, kıl. Bunlar isim soylu bir sözcükle birleşecek ama. Yani ismin üzerine yardımcı eylem gelecek. Böylelikle yardımcı eylemle oluşan bir birleşik fiil elde etmiş olacağım. Sabretmek, affetmek, hallolmak, zannetmek. Bak bile isteye şurada 4 tane bitişik verdik. Neden? Çünkü bunlar gözden kaçan yardımcı eylemle oluşan birleşik fiillerdi. Neden gözden kaçıyordu? Ben bu etmeyi, olmayı ayrı gördüğümde hemen hatırlıyorum. Ama ve lakin bunlar bitişik olunca ne oluyordu arkadaşlar? Bazen göremiyordunuz onu. Orada yardımcı eylem varmış, doğru diyordunuz. Sebebi şuydu. Ne olurdu? Bazen ses olayları yaşanırdı değil mi? Ünlü düşmesi veya ünsüz türemesi şeklinde. Bunlar yaşandığında ben yardımcı eylemlerim isme bitişik yazardım. Aslında burası nedir? Sabır etmektir. I düşmüş. Ünlü düşmesinden dolayı birlikte yazıyorum. Af etmektir. Ama ben ne diyorum? Affetmek diyorum. Bir tane F'yi fazla söylüyorum. Fazla söylediysem, çoğaldıysa burada ne olmuştur? Bir türeme olmuştur. Türeyen harfim ünsüz. O zaman ünsüz türemesi. Hal olmak. Hallolmak şeklinde okuyorum. Bak L var burada. Çoğalmış, artı. O zaman ne oldu arkadaşlar? Gene bir ünsüz türemesi olduğundan dolayı bitişik yazdım. Aynı şekilde zannetmek de zan ve etmek sözcüklerinden oluşurken arada bir tane N türediğinden dolayı bitişik yazmışım. Bunları unutma. Böyle gözden kaçar. Ama fark etmek, ses olayı yok ayrı. Sarf etmek, namaz kılmak, hasta olmak,
Bak rica etmek. Bak bu bitişik yazılıyor. Red ve etmek. D türediği için. Görüyor musun? Bunların hepsi birer yardımcı eylemle oluşan birleşik fiildir. İsim artı yardımcı eylem şeklinde. Cümleler de var burada. Gece yarısı huzursuz insanlar şehri terk ediyor. Yılları düşünmekten vazgeçtim. Olanı biteni merak ediyorum. Evde anılarımın arasında alınmayı hak etmiş bir olaya tanık oldum. Tanık olmak. Bunları da şöyle çiziyorum. Bir hatırlamış oluyorum. Ardından kurallı birleşik fiillere geldim. Kurallı birleşik fiiller de kendi içinde dörde ayrılırdı. Yeterlik veya yeterlilik fiil de diyorduk bazen değil mi? Ebilmek. Eylem tabanı, yani eylem tabanı dediğim şey fiil kökü, ebilmek alıyor. Ne anlam katardı? Çünkü bazen bunun anlamlarını da soruyor arkadaşlar. Cümleye kattığı anlam nedir diyordu. Ne yapıyorum ben burada? İzin verme, gücü yetme, olasılık anlamlarını kazandırıyorum şu ebilmekle. Yapabilirim, benim gücüm buna yeter anlamı var değil mi? Okuyabilirim, taşıyabilirim. Ardından bak çözebilirim demiş. Görüyor musun? Çözebilirim, gücüm yeter. Yarım saat sonra varabilirim, ihtimal. Varma ihtimalim var. Bir saat sonra dışarı çıkabilirsin, izin veriyorum. Bazen şöyle yapıyor arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisinde yardımcı eylem cümleye farklı bir anlam katmıştır diyor. Size gider 3 tane gücü yetme anlamı, bir tane de olasılık anlamı verir. Doğru cevap olasılık olandır değil mi? Bu tarz sorularla da karşılaşabilirsiniz. O yüzden kattığı anlamları da böyle düşünerek, aklınıza getirerek soruları çözün derim. Tezlik fiiline geldim. Tez. Tez ne demek? Tezi belki biliyorsunuz, değil mi? Öğrendik zaten, konuşmuştuk en başında. Tez dediğim şey hız, değil mi? Hızlı yap. Tez gel derler, çabuk gel. Çabuk anlamı katar. Acele anlamı katar. İvermek fiiliyle sağlanır. Ben fiil köküme ivermeyi getiriyorum arkadaşlar. İvermeyi getirdiğimde de ne oluyor? İvermeyi getiriyorum. İvermeyi getirdiğimde de arkadaşlar çabukluk ve acelecilik anlamı veriyorum. Duvardan bir hamlede atlayıverdim diyor. Atlayıverdim yani hızlıca. Zili duyunca evi hemen toparlayıverdim. Yine ben bunu ne yaptım? Hızlıca yaptım. Çabucak. Açıklarını hemen yakalayıverdim. Çabukça hız anlamı katmış. İlerledim. Sürerlilik fiiline geldim. Sürerlilik fiilinin neleri vardı? E gelmek, e durmak, e kalmak. 3 tane fiili vardı. Bunları unutmuyorum. E gelmek, e durmak, e kalmak. Devamlılık anlamı katıyordu. Bir işin süre geldiğini, hala devam ettiğini bildiriyordu arkadaşlar. Giden trenin ardından baka kaldım. Yani bakma işine devam ettim. Kızlar evlenince yapayalnız kaldım. Bu hikaye yıllardır anlatıla gelmiştir. Bak anlatıla gelmiş, uzun zamandır anlamı var. Düğünlerdeki gelenekler yıllardır süre gelmiş. Sen soğanları kavura dur. Sen kavurmaya başla, patlıcanlar geliyor. Devam et anlamı var bunlarda arkadaşlar. Burada da sürerlik fiilini gördük ve son olarak yaklaşma fiiline geldik. Yaklaşma fiili neydi? Neredeyse, az kalmıştık anlamı katıyor. Yani neredeyse olacaktı ama olmadı. Masaya çarpınca asırlık vazo düşe yazdı. Paralarım çantamdan gide yazdı. Yüzerken boğula yazmış veya öle yazmış değil mi? Bayıla yazdı açlıktan gibi gibi gibi. Olacakmış ama olmamış. Neredeyse anlamını katardı. Anlamca kaynaşmış yani deyimleşmiş birleşik fiillere geldim. Burada da arkadaşlar benim bir tane deyimim var. Deyimim ki peki alıyor. Böylelikle anlamca kaynaşmış birleşik fiile ulaşıyorum. Bunu hemen buluyordunuz zaten. Çok seviyordunuz. Deyim olduğunu bildiğiniz takdirde zaten cümlenin yüklemi olarak kullanılmışsa, cümlenin yargısı olarak kullanılmışsa yapı bakımından birleşiktir diyorum. Birleşiklerin içinden de anlamca kaynaşmış birleşik fiildir diyorum. İlerledim. Şimdi bazı neler çıktı benim karşıma? Fiiller çıktı. Hadi birlikte bakalım ne olduklarını.
Onun gelmesine hiç şaşırmadım. Şaşırmak, şaşmak, şaşmaktan şaşırmak. Burada arkadaşlar ben türemiş bir fiil var diyorum. Şaşmaktan şaşırmak, türemiş. Gelmene çok sevindim. Sevmek, sevinmek. Bu da bir türemiş. Beni affetmesi için yalvaracağım. Bakın burada ne var? Yalvarmak değil mi? Yalvaracağım. Basit. Arkasından baka kaldı. A kaldı. Birleşik. Nasıl birleşik? Kurallı birleşik. Kurallının da içinde bu sürerlilik anlamı taşıyan, devam eden. Canım çok yanıyordu. Kök, yanmak. Üzerine yor ve du almış. Bunlar zaten birikip biri ek fiil. Kök, basit. Kökte herhangi bir türemişlik sağlayan bir şey yok. Lütfen yardım et dedi. Yardım et. Değil mi? Etmek. Et, ol, kıl, eyle. O zaman bu yardımcı eylemle oluşmuş bir birleşik. Seni doğduğuna pişman edeceğim. Pişman etmek. İsim artı yardımcı eylem. Birleşik. Aklını başına al dedi. Burada aklını başına al. Ne var arkadaşlar? Bir deyim var. Aklını başına almak. Anlamca kaynaşmış. Çocuğu ürküttü. Ürkmekten ürkütmek. Bir yapım eki. O zaman türemiş. Heyecandan dili tutuldu. Dili tutulmak. Bir deyim olduğundan dolayı anlamca kaynaşmış birleşik. Film başlıyor. Başlamak. Arkadaşlar baştan başlamaktır bu aslında. Şöyle yapalım. Baş köktür. Üzerine la iki almış. Yor. Baş ilk demek. Burada ne var? İsim var demek ki. Başmak diyemiyorum. Ama başlamak diyebiliyorum. İsimden fiile döndüğüm için ne diyeceğim ben o zaman? Türemişim. Ödevini kardeşine yazdırdı. Yazmaktan yazdırmaktır. Bazen ne olurdu arkadaşlar? Fiilden fiil yapan yapım eki olarak karşıma çıkardı. Fiile gelmiş. O yüzden ben buna da türemiş diyeceğim. Ali düşe yazdı. E yazmak var. Birleşik. Neredeyse anlamı katıyordu değil mi? Haberi duyunca çok sevindim. Buraya gitmiş. Sevmekten sevinmek. Yukarıda da çıkmıştı. Türemiş yapardı beni. Bulutlar karardı. Karadan kararmak. Siyahtan geliyor kararma eylemi. İsimden fiile dönüşmüşüm. Bir dönüşüm varsa türeme var demektir. O yüzden buna da türemiş dedim. İlerliyorum. Hemen ek fiilin üstünden hızlıca geçeceğim. Ek fiilin iki görevi vardı. İsim soyu sözcükleri yüklem yapardı. İsme gelirdi. Ya da bir fiile gelir. Basit çekimli ise onu birleşik çekimli hale getirirdi. Yani bir tane kipim vardı, bir de yanında kipe benzeyen bir şey daha varsa o zaman o ek fiil oluyordu. Birinci görevinden başlayalım hemen hızlıca. Ek fiilin isim soyu sözcükleri yüklem yaparken 4 tane eki vardır. 4 ekinden yararlanılır. Bunlar neler? Görülen geçmiş zamanı dı di, duyulan geçmiş zamanı mışmış, geniş zamanı re veya dır, dilek şart kipi sesa. Çalışkan, çalışkan bir isim değil mi? Çalışkanmak diyemiyorum. O zaman ben çalışkandı şeklinde bir yargı kullanıyorsam bu isimse şu dı'ya kip deme ihtimalim yoktur. Kip çünkü fiillere gelir. Bu ne olur arkadaşlar? İsme gelen şey ve beni cümlenin yargısı yapıyorsa ek fiil olur. Çalışkanmış, aynı şekilde ek fiilin duyulan geçmiş zamanı. Çalışkandır. Ek fiilin geniş zamanı, direkt şart kipi olarak her zaman sa kullanıyorum. Çalışkansa ne oldu arkadaşlar? Ek fiilin direkt şart kipi oldu. İlerledim. Bu sefer birleşik zaman yapma görevine geldim. Birleşik zamanda ne vardı arkadaşlar? Basit çekimi birleşik zamana çevirme vardı. Hikaye birleşik zamanı dediğim ek fiil İdi şeklinde kullanılırdı. Bakalım hemen. Oturuyordum demiş. Otur fiil kök. Yor kip. Du ne olacak arkadaşlar? Bak kipin üstüne bir tane daha gelmiş ona benzeyen bir şey. Ama ikincisi her zaman ek fiil oluyordu. Ek fiilin de hikayesi. Du değil.
hikaye birleşik zaman oluşturur. Kalkacaktın, acaktın, gelecek zaman. Bu da gelecek zamanın hikayesi görevinde olan bir ektir. Tı. Rivayet mışmış ekiydi. Hikaye dı değil, rivayet mışmış. Kalsaymış, kal fiil kök, sesa. Kip, üzerine gelense ek fiil. Görecekmişim, gör fiil kök, ecek, kip, birincisi her zaman kip, ikincisi ise ek fiil. Miş olduğundan dolayı da ek fiilin rivayeti. Şarta baktım. Şartta her zaman sesa, değişme yoktur. Kazandıysak demiş, kazan fiil kök, dı, kip birinci, ikincisi de ne olacak arkadaşlar? Ek fiil. Bu nedir? Görülen geçmiş zaman, görülen geçmiş zamanın şartı. Saymışsa diyor. Bu kipim, bu da ek fiilim. Bu neydi? Duyulan geçmiş zaman, bu da onun şartı. İlerledim. Ne geldi arkadaşlar karşıma? Birkaç tane örnek geldi. Hemen bakalım, hızlı hızlı işaretleyelim. İsterseniz siz burada bir durdurun, bir kendiniz karar verin. Ondan sonra benimle beraber teyit edin. Küçükmüşüm diyor. Küçükmüş, bakın isme gelmiş. İsme gelen mışmış ek fiildir. Nedir arkadaşlar? Duyulan geçmiş zamandır. Canlıydı. Şunu unutmayın sakın. Kök hep isim burada. İlk görevini yapıyoruz. Hani isme ve fiile gelme görevi yaptık ya. İsme gelenler bunlardı. Hatırlayın, çalışkan idi gibi. Şimdi burada sadece o görevi inceliyoruz. Canlıydı derken dı değil, görülen geçmiş zaman. Mimarsın. Bak burada ek yok. Ek yoksa saklanmıştır. Saklanan geniş zaman. Fakirse, sesa her zaman bana şart anlamı verir. Zararlıdır. Ek olmadığından dolayı geniş zaman. Becerikli din, dıdi var. O zaman görülen geçmiş zaman. Korkaktınız, tı var. Görülen geçmiş zaman. Suluymuş, mışmış, başkasından duydum, duyulan geçmiş zaman. Acıysa, şart. Mühürlüydü, dıdi var. Görülen geçmiş zaman. Ustaymış, başkasından duyulan geçmiş zaman. Görevliydik, dıdi olduğundan dolayı görülen geçmiş. Ve son olarak kapalıymış kelimesi var. Gene ben bunu başkasından duydum. İlerledim. Bu sefer de daha farklı bir alıştırma var karşımda. Bakalım şimdi isme mi gelmiş, fiile mi gelmiş? Karar vereyim buna. Tamam mı? Biliyorsunuz iki görevi var. İsme ve fiile geliyor. Bu sefer karışık vermiş. Bakalım. Sınıftayım. Arkadaşlar burada sınıf bir isim. İsme geliyorsa ne diyeceğim? İsme gelme görevi. Sınıftayımdır. Ne oldu burada arkadaşlar? Bir de gözükmediği için ek fiilin geniş zamanı diyeceğim. Sınıftayımdır. Akıllısın. Bak gene aynısı. İsim ve burada ek fiil gözükmüyor. Gözükmüyorsadır. Sen akıllısındır. Gene aynı oldu. Ek fiilin geniş zamanı. Yazmıştık. Köke bak. Yazmak. O zaman bu fiil. Fiile geliyorsa böyle bir tane olmaz. Ne olur? İki tane olurdu değil mi? Birleşik olurdu yani. Mış tık. Bak bu farklı bir görev. Bunlar isimken bu fiil. O zaman ben burada diyeceğim ki bir şeyin hikayesi. Şu ne? Duyulan geçmiş zaman. O zaman ben buna duyulan geçmiş zamanın hikayesi diyorum. Farklı. Çalışkanmış. Bu isim. İsme geliyorsa sadece diyeceğim ki ek fiilin neyi? Duyulan geçmiş zamanı. Mutluymuş. Kök, isim, mutlu. O zaman ben buna sadece ne diyorum? Ek fiilin gene duyulan geçmiş zamanı. Boyaymış. Boya isim. Mış. Aynısı. Buraya geçtim, hemen denden attım. Gitmeseymiş diyor. Fiil kök.
O zaman bu şu göreve benzeyecek. Fiile gelme görevi. SSA var. Bak bir de üstüne miş var. Birleşti. Birleşik zaman yaptı. Ne diyeceğim ben bunu arkadaşlar? Şartın rivayeti. Şart kipinin rivayeti diyorum. Birincisini alıyorum. İkincisinde ek fiil var ya. Hikaye, rivayet, şart burada. Kırgınsanız. Kırgın isim. Bak bu gene diğer görevlerle benziyor. İsmin üstüne SSA gelmiş. Ne oldu arkadaşlar? Ek fiilin neyi dedim? Şartı dedim. Böylelikle bunu da tamamlamış oldum arkadaşlar. Ve aslında alıştırma kısmımızı da bitirdik. 35 dakikalık bir video oldu. Videonun içerisinde anlatım bozukluğunu tekrar etme şansımız oldu. Onun üzerine yapıya ve ek fiile baktık. Sizden ricam arkadaşlar. Size ödev vereceğim. Bu eklediğimiz videonun altındaki kutucuk kısmından ödevinizi görebilirsiniz. Ödev orada olacaktır. Orada bir eklenti şeklinde yazacağız mutlaka. Arkadaşlar lütfen bu evde olduğunuz süre zarfında kitaplarınızı temizleyin, tamamlayın. Eksik yerleriniz varsa bakın yapıyı ve ek fiili tekrar ettik. Kendi kitaplarınız, kurumun kitapları hepsinde lütfen gelebildiğimiz yere kadar her yeri bitirmiş olun. Geldiğinizde de temiz bir şekilde soru çözmeye başlayalım sizlerle beraber. Olumsuz durumlardan olumlu sonuçlar çıkaralım arkadaşlar. Evet dershaneye gelemiyoruz, okula gidemiyoruz ama evde şu an eksiğimizi tamamlamak için büyük bir vaktimiz var. Lütfen bunları güzel değerlendirin. Ödevlerinizi yapmayı unutmayın. Görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Hoşça kalın.